Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde farkındalık oluşturmak ve çocuklara hayvan hakları konusunda bilgilendirmek için etkinlik düzenledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Gaziantep'in 780 mahallesi 9 ilçesinde bulunan bütün yaralı, hasta, kedi, köpek, kuş ve diğer canlıları doğal yaşam alanlarından alarak kendilerini bakım merkezimize getiriyoruz ve buralarda gerekli tedavilerini ve bakımlarını yapıyoruz. Daha sonra bakımlarını ve tedavilerini yaptıktan sonra da kendilerini aldığımız bölgelere geri bırakıyoruz. Şehrimizin muhtelif yerlerinde 250'ye yakın besleme noktamız bulunmaktadır. Bu besleme noktalarına rutin olarak kendimizin yaptığı mama ve su bırakıyoruz. Rutin kontrollerini de yapmaya devam ediyoruz. Hayvansever dostlarımız, sizler de bir can sahiplenebilirsiniz bu barınaklarımızdan. Gaziantep Burtcazı Bağı'nda 15 bin metrekare üzerine Türkiye'nin en modern tıbbi cihazlarına sahip yeni bir bakım evi daha kazandırmış bulunmaktayız. Ve bununla birlikte toplam bakım evi merkezimiz ikiye çıkmıştır. Yine yanında Burç Ormanları'nda 60 dönümlük bir araziye tekrar doğal yaşam alanı olarak kedilerin ve köpeklerin bulundurmak üzere bir doğal yaşam merkezi yapmış bulunmaktayız. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çoğunlukla sürekli bir arada olduğumuz kediler, köpekler gibi hayvanları korumak olarak algılansa da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü aslında nesli tükenmekte olan hayvanların korunması amacıyla kutlanmaya başlanmıştır. Bugün ve her gün onlar için yapmamız gereken onlara koruyucu ve merhametli davranmak, bütün hayvanların yaşam hakkını önemsemek, saygı göstermek, eğlence olsun diye hiçbir canlının canını acıtmamaya, bunun hata olduğunu, bunun suç olduğunu bilmektir. Beraber yaşadığımız aynı sokakta, aynı parkta bir arada olduğumuz hayvanlar için ise çağrımız şöyle ki, her bir hayvana bir kap su, bir kap mama bırakmanın görevimiz olduğunu bilmek. Bunun yanında kesinlikle açlık kadar gerekli olan bir şey varsa o da sağlıktır. Bu yüzden hayvanların aşılanması gerektiğini, onlara karşı sorumlu olmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Aslında hayvanları koruma günü değil, hayvanları koruma farkındalık günü olarak kutlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sadece 4 Ekim'de hayvanlarımızın haklarını hatırlamayacağız. Yaşamış olduğumuz yıl içerisindeki 365 günde hayvanların haklarını olduğunu bilmemiz gerekiyor. İçerisinde bulunduğumuz dünyada yaşayan tüm canlıların hakları vardır. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler hepsinin kendi içerisinde hakları var. Ama kendi haklarını koruyamayan canlıların haklarını korumak görevi de bizlere düşüyor. Hayvanlara eziyet etmeme, hayvanların ihtiyaçlarını giderme, her türlü ihtiyaçlarını giderme, bakımlarını, tedavilerini yapma hem insani, hem vicdani, hem ahlaki, hem de inancımızın gereği. Biz bu inançtan geliyoruz. Onların da bizim üzerimizde hakları var. O haklarını vermemiz gerekiyor. Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan dostu bir kent olma yolunda ilerliyoruz. Elimizdeki tüm imkanları doğada yaşayan tüm canlıların daha iyi ortamlarda yaşayabilmesi ve ihtiyaçların karşılanması için mücadele ediyoruz, veriyoruz. Biraz önce daire başkanımız Celal Bey de belirtti. Hayvanat bahçemizin içerisinde 50 bin metrekarelik doğal yaşam parkını oluşturduk. Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek köpeklerimizi sokaktan alıp burada her türlü ihtiyacını biz karşılıyoruz. Yine 2 tane bakım evimiz var. Yeni yapılmış olan bakım evimizde inşallah yakın zamanda resmi olarak faaliyete geçirmiş olacağız.
Yerli Park.